Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. birleşiminin 4. oturumunu açıyorum. 218 sayılı sarı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. Gece 1. madde üzerine gruplarında yapılan konuşmalarda kalınmıştı. Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Cengiz Aydoğdu'ya aittir. Buyurun Sayın Aydoğdu. Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar. 27 Mayıs'ı adeta tarihimizdeki hakiki yerine oturtma için bir girişimde bulunduk. Konuşmama bir hatıramla başlamak istiyorum. Artvin'de görev yaptığım esnada bir dağ köyünde yaşlı bir Türkmen kocası bir fıkra anlattı. Belki de kendi yaşamıştı. Torunu sormuş: "Dede, Menderes'i neden astılar?" İhtiyar cevap vermiş: "Devletin işine karıştı oğlum," demiş. Bu söz milletimizin idrakidir. Millet öyle idrak etmiş. Ama aynı zamanda milletin irfanıdır. Aynı zamanda demokrasi tarihimizin giriş cümlesidir. Demokrasi dediğimiz şey milletin devletin işine karışma sürecidir. Milletin devletin işlerini deruhte etme sürecidir. Ve biz bu süreci son 200 yıldır bu sürece ulaşabilmek için, bu süreci nihayete erdirebilmek için adeta 1800'lerden beri devletimizi kurtarmak ve ilerlemek, ülkemizin, imparatorluğumuzun dağılmasını önüne geçmek maksadıyla tuttuğumuz yolun geldiği gailelerden birisidir 27 Mayıs. Hatırlayalım, rahmetli Cemil Meriç der ki, biz modernleşme tarihimize, batırlaşma tarihimize kendi ordumuzu topa tutarak başladık der. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışını ima eder. 27 Mayıs'ın önemli figürlerinden rahmetli Dündar Taşer, yüzbaşıdır o zaman, bir şekilde bu hareketin içine sürüklenmiştir. 27 Mayıs'la ilgili der ki, 27 Mayıs batırlaşma tarihimizde yürümeyecek olanın adeta ispatıdır der. Bir şekilde raylar döşendi, biz de bu tuzağa düştük der ordu adına. Bu nasıl bir şeydir kıymetli arkadaşlar? Bizim o Türkmen kocasının torununa söylediği devletin işine karışma duygusu var ya, ondan çekinme, ondan hazar etme duygusu, batırlaşmamız böyle başlamıştır bizim. Türkiye'de, Osmanlı'da, yani bu cumhuriyetimizden de önce milletin değerlerini, milletin kıymetlerini bir şekilde tamire tabi tutmak batırlaşmamızın temel ilkesi olmuştur. Rahmetli Sultan Abdülhamid'in açtığı okullarda yetişen insanların, o okullar evreninin hakim üslubu, unsuru milletin düzeltilmesi gerektiği noktasındadır. Milletimizin bir şekilde düzeltilmeye ihtiyacı var. Milletin değerlerini küçümseme ta o zamandan başlamıştır. Bizim bütün o batırlaşma sürecinde açtığımız okullarda yetişen nesillerin tamamı bir şekilde milletin sahip olduğu kıymetlerin tamire tabi tutulması gerektiğine inanmışlardır. Ben buna sağlam yerin tamiri diyorum. Son 200 yılda milletimizin yaşadığı bütün ihtilaller, darbeler, değişimler hepsi o sağlam yerimizin tamirine matuf olmuştur.
sağlam yerimizi, en sağlam yerimizi tamir etme hevesine kapılmışızdır. Nedir o sağlam yer? Sağlam yerimiz milletimizdir arkadaşlar. Bir şekilde 27 Mayıs'tan sonra da kurulan düzen, 27 Mayıs 60 Anayasası'nın temel özelliği nedir? Demokrasi kalıpları kullanarak, demokrasi söylemleri kullanarak oligarşik bir düzen kurmaktır. Oligarşik bir sistem kurup, oligarşik bir kamp kurup milleti onların vesayetine vermektir. Dünyada bunun örneği yoktur. Milletin çocukları olur, milletin seçkinleri olur, milletin güzideleri, elitleri olur ama milletin vasisi olmaz. Maalesef bizim aydınımız batılılaşma tarihimiz süresince kendisini milletin vasisi olarak saymıştır. Ama gelişmiş milletlerin, büyük milletlerin seçkin evlatları olur. Vasisi olmaz. Ve bu bakış açısı, İttihat Terakki'de aynı bakış açısını görürüz. Baba Ali baskını bu bakış açısının eseridir. Baba Ali baskınını hatırlayın. 3-5 subay hükümet merkezine gelip bakanlardan birini orada vurarak, şehit ederek başbakana varırlar ve bunu imzalayacaksınız. Millet sizi burada istemiyor. İmzalayacaksınız dedikleri şey istifa dilekçesidir. İlk darbedir bizde. Batılı anlamdaki ilk darbedir. Yeniçeri kıyamları buna benzemez. Onlar farklıdır. Ve o devam etmiştir. 27 Mayıs'ta bu açıdan baktığımızda devlete millet açısından değil, kendi zihnimizde kurduğumuz devlet açısından bakmaktır. Dünyayı ancak milletin bakış açısıyla idare edersek demokrasiyi kurabiliriz. Dünyayı kendi zihnimizde kurduğumuz yapılarla, kendi anlayışımızın devleti açısından bakarsak dünyayı idrak edemeyiz. Çünkü devletler esasında milletlerin kendi kendilerini ifade tarzlarıdır. Milletler kendilerini pek çok yönlerle ifade ederler. Bunun en mütekamili, en gelişmiş şekli devlet kurmalarıdır. Siz devleti milletin üzerinde, milletin vasisi gibi görürseniz darbelerden kurtulamazsınız. Bu zihniyet Türkiye'de maalesef askerlerden fazla sivillerde vardır. 27 Mayıs konusunda burada sabahtan beri arkadaşlarımızı dinledim. En çok dikkat etmemiz gereken husus, 27 Mayıs'ı neden konuşuyoruz? Daha iyi bir gelecek inşası için konuşuyoruz. Bu hususta en çok üzerinde durmamız gereken husus, bizler tamam 27 Mayıs yapıldı. Bunu yapanlar nasıl yaptı? Hiçbir mazeretleri yoktu. Eşkıya yol keseceğim dedi, kesti. O günün şartlarını düşünün. Bir sene sonra seçim olacaktı. Ve muhtemelen seçimden de başka bir sonuç çıkabilirdi. Çünkü son seçimde muhalefet partisi %40 oy almıştı. Hiçbir geçerli mazereti yoktur. Yapacağız dediler ve yaptılar. Eşkıya yol keseceğiz dedi ve kesti. Ama Türkiye 20 sene 27 Mayıs'ı bayram olarak kutladı. 20 sene 27 Mayıs özgürlüklerin anayasasını getiren hareket olarak görüldü. Türkiye'yi gericilikten, teokrasiden vesaireden kurtaran hareket olarak gösterildi. Ama öyle midir? Hayır, öyle değildir. Türk batılılaşmasının tarihinde 27 Mayıs millet vicdanında en büyük yarayı açan hıçkırıktır adeta. Ve Türk ordusuna da sürülen bir lekedir. Türk demokrasisine de sürülen bir lekedir. Kıymetli kardeşlerim, bizim o 200 yıllık süreçteki en büyük problemimiz milletin değerlerine inanan, millete inanan, milletten yana olan ama çağdaş değerleri de savunan, onu da hazmeden, onu da ikisini telif eden, hala Türkiye'nin önündeki en büyük problem bu telifi yapabilmektir. Milletlerin büyük değerler ırmağı derinden akar. Millet bir şekilde, hele bizim milletimiz, bizim milletimizin özelliği nedir? En büyük özelliği, tarihte hiç sömürge olmamıştır. Hiç bayraksız kalmamıştır.
bütün tarihi boyunca sosyal adaleti aramıştır. Tabiat olarak her Türk insanı Bozkır kültüründen beri demokrattır. Büyük Fransız Türkolog Louis Bazin der ki Orhun kitabelerindeki aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim sözünü Batı mentalitesi 20. yüzyılda dahi anlayamaz der. Bizim milletimiz bunu komşusu açken tok yatan bizden değildirle birleştirmiştir. Bu her vatandaşımızı, milletimizin her ferdini fıtrat olarak demokrat yapmıştır. Tamamlayın sözlerinizi Sayın Aydın. Hülasa kendi milletine yapan, yabancı olan dünyayı tanıyamaz. En büyük sıkıntımız budur kıymetli kardeşlerim. Milletimizi sevmek, değerlerimizi sevmek, değerlerimizi çağdaş bir üslupla dünya milletleri arasındaki layık olduğu yere çıkarmak. Bunu yaparken radikallik bizim en büyük düşmanımızdır. İnkılap ruhu, inkılap anlayışı, milleti tamir etme anlayışı, yeni bir millet yaratacağım anlayışı, devrimci anlayışı bizim en büyük dikkat etmemiz gereken, kaçınmamız gereken, hazır etmemiz gereken husustur. Bütün radikaller akrabadır. Dönüşürler, dövüşürler, benzeşirler ama temel özellikleri itidal üslubundan uzaktırlar. Normali bilmezler. Bizim demokrasimizde bugün ihtiyacımız olan en önemli şey normali inşa edebilmektir. Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Tek ayak üzerinde akrobasi hareketleri yapmak değildir. Marifet iki ayağının üzerinde adam gibi durabilmektir. Marifet milletimizin değerlerine uygun, dünyaya uygun, hiçbir olağanüstülük içermeyen, milletin tarihi çizgisine uygun bir demokrasi inşa edebilmektir. 27 Mayıs'ı hatırlarken bunları hatırladım. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum.